ederim. Hayır, ilk kez makine elime aldım. Hiçbir şekilde kullandığım yoktu yani. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an maske dikimi yapıyoruz. Daha önce hiç bu işle alakalı tecrübeniz olmadı. Yok, ilk kez elime aldım. Ekonomik olarak size nasıl bir fayda sağladı bu işe? Ekonomik olarak yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Ben öğrenci okutuyorum. Öyle bir iş imkanı çok çok iyi oldu bizim için. Yani tüm gördüğünüz gibi herkes için. Allah razı olsun diyorum. Burada ovarlıktan çıkan malzemelerimizin sağlamlaştırmasını yapıyoruz. Daha önce yapıyor muydunuz? Daha önce yapmadık. İlk defa yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım bunu ilk başladığımız işi bilmiyorduk. Şimdi burada öğrendik. Kazancın dışında bizlere bir de böyle bir meslek öğrenmiş olduk. Bu çok önemli bizim için. Erzurum gibi bir yerde böyle bir şartlarda kadınların ayakta kalmasını sağladı. Bu çok önemli bizim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler hem iş imkanı, hem meslek, hem de para kazandırıyor. Çok güzel bir şey. Çok şanslıyız burada olmadığımızdan dolayı. İşletmemiz 2011 yılından bu yana 2020 yılına kadar Bayburt'ta aktif olarak yine kadın İslam'ına ağırlık olarak Bayburt'ta devam ediyorduk. Asker şubesi müdürümüz Baran Zahit Türk Bey ve sizler Serhat Bey işletmemize gelerek hem çay davetinde bulunarak bizi Erzurum'da bu işin devamlılığını yapmamız için teklifte bulundular. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekbendi'nin ısrarla Erzurum'da bu işi daha büyütebilmek, İslam alanlarını daha çok yoğun alıya getirip insanları çalıştırabiliriz, her türlü desteği verebileceğini, ön yol gösterebileceğini beyanda bulunarak çayımızı içtiler. Onlar memleketlerine geri döndüler. 10 gün sonra bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ederek çayını içmiş bulunduk ve bunu daha nasıl geliştirebiliriz, önümüze koymuş olduğu hedef, cesaret örneklerini bir araya birleştirerek biz de Bismillah diyerek pandeminin en yoğun olduğu dönemde, hatta yasakların olduğu bir dönemde, yani Ocak 22'den sonra işletmeyi Erzurum'da kurabilmenin temelini atmaya başlamıştık. Yer gösterdiler. Göstermiş olduğu yerdeki tadilatları, elektrik tesisatları, parkurlar oluşturarak bizim 6 ayda varabileceğimiz, işletmeyi oluşturabileceğimiz hedefi 2 aya çekerek birinci etap Ilıca 75 kişiyle başlamamıza vesile oldular. Oradaki eğitim sürecimizi tamamlayıp üretime katkıda bulunmaya başladık. İhracat malı, ihracat ürünleri, bu terlik, Türkiye'nin önde gelen markaları, Gezer, Muya, Polaris, bu markaları dikmeye başladık. İkinci etabı oluşturmak için başkanımızın heyecanını, gayretini ve mükemmel bir ekibiyle beraber Baran Zahit Türk, Serhat Beyler, bunlar ön ayak olarak mahallebaşı, yani Yakuti ilçesinde Esmek binasında yer oluşturarak ikinci etabı da orada hızlandırmamız için bize ön ayak oldular. Orada da 75 kişi İşkur İl Müdürümüzün desteğiyle, onun da büyük katkısıyla, hatta her şey hızlandırılmış bir şekilde 15 günde işletmeyi hazır hale getirmemize vesile oldu. İşkur kursiyerlerin, yani 75 kişiyle eğitimimize başlamış olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde nitelikli iş gücünü oluşturma, yeni istihdam alanları oluşturma noktasında 2014 yılında yapmış olduğumuz şehrin demografik yapısı, iş gücü piyasası ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik bir yöresel check-up'ımız oldu. Şehri irdelediğimizde, incelediğimizde bir iş gücünün var olduğunu ve bu iş gücünün de doğru yönlendirilme neticesinde sanayiye, üretime katma değer sağlayacağı kanaatine vardık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın direktifleriyle 6 yıllık bir çalışmamız bugüne ulaştı. Diğer şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle yatırımcılarımızı ziyaret edip şehrimizin teşviklerinden, avantajlarından
bahsettik, konuştuk, çalışmalarımızı onlarla paylaştık. Bu çalışmaların meyvesini, 6 yıllık çalışmalarımızın meyvesini bugün yemeye başlıyoruz. Burada önceliğimiz bakmakla yükümlü oldukları kişilere karşı sorumluluğunu yerine getirebilen ihtiyaç sahibi bireyleri mesleklendirip sosyal alanları oluşturarak onların çalışma imkanlarını genişleterek tesislerin kurulumu, dizayn edilmesi ve bu kişilerin birlikte olduğumuz partnerlerimizle İşkur, teşvik partnerlerimiz bunlar bizim. Kalkınma ajanslarımızla beraber istihdama yönelik çalışmalarını sağlamak üzere çıktığımız bu yolda bugün tekstil üzerine faaliyete başlayan, ikinci şubesini açmış olan Yakuti ilçemizdeki firmadayız. Bu firmadaki arkadaşlarımızı İşkur İl Müdürlüğümüzün de desteklerini alarak bir mesleki eğitime tabi tutuyoruz. Burada dünya markası ürünlerin imalatı yapılıyor. Bu arkadaşlarımız makinalarda gerek el işçiliği, emek yoğun bir işle beraber üretimde çalışmaya başladılar.